Sevgili izleyiciler, dolarla ilgili çağrılar yapıldı. Kritik bir gün deniyor bugüne. Çünkü dolarlarını bozduranlar, acaba yaklaşan endişeyle beklenen bir şey var ki dolar bozdurma çağrısı yapılıyor. Dolarlarını bozduranlar yandaş medyaya göre küresel projeyi durduracak mı? Şimdi köşe yazılarında da var, okuyacağız. Bu dilimde konumuz aynı zamanda doları da tetikleyecek olan başkanlık meselesi meclise gelecek o. Ve aynı zamanda konuşulmayanı da konuşalım istiyoruz. Sağlık sektöründeki problemleri konuşacağız. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız bizlerle birlikte bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi gündemi bir yorumlayalım. Sizin de gündeminiz elbette Türkiye'nin gündemi. Dün ADD ile beraber Anıtkabir'e yürüdünüz. Oradan bir mesaj verdiniz. Başkanlığa itiraz ediyoruz dediniz. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurucu ideallerini istiyoruz dediniz. O mesajlara da bakacağız. Önce dolar meselesi diyelim. Ve önce Orhan Bursalı'nın yazısını bir gündeme getirelim. Orhan Bey'le de konuşacağız çünkü. Orhan Bursalı, sevgili izleyiciler, niye battınız biliyor musunuz? Yeniden anımsatayım dedi bugünkü yazısında. Bir zaman tüneli yolculuğu yaptı bize Orhan Bursalı. Ve şu tespiti yapıyor ki çok çarpıcı. Türkiye Ar-Ge'ye 6 milyar, Volkswagen'e 15 milyar ayırıyor sevgili izleyiciler. Volkswagen 15 milyar Ar-Ge'ye ayırırken Türkiye, yani Volkswagen bir firma, Türkiye ise bir ülke sadece 6 milyar ayırıyor diye. Neden battınız biliyor musunuz? Yeniden anımsatayım yazısının içeriğindeki en çarpıcı bölümlerden birisi. Bir diğeri, inşaat yüksek bina patlaması var. Yüksek teknoloji gerektiren asansör burada mı yapılıyor sanıyorsunuz? Yazmıştım. Türkiye'nin ihracatında, imalatında yüksek teknolojinin payı komik vaziyette. %3'ün altında. RT'nin yüz öyküsü var. Hepsi inşaat üzerine. Taşa toprağa alayı, değer ve para üretmeyen. Rahmi Koç'un durmadan yazdıklarımı doğruluyor. Yatırımlar taşa toprağa gitti. Rekabette 7-8 yıl yerimizde saydık. Paralar aktı. Nereye? AVM'lere, köprülere. Doları bozdurun ki onları da yiyip bitirelim. Köprüyü dolarla ödeyeceğiz. Türkiye'yi de batırdınız diyor Orhan Bursalı. Biraz sonra hattımızda olacak. Taha Akyol daha da gerilere gitmiş. Taha Akyol'un yazısını da getirelim ekrana. Daha da gerilere gitmiş. Kanuni Süleyman devrinde doları yazıyor Taha Akyol bugün bize. Fetihler ve ekonomi diye Osmanlı'dan getiriyor mevzuyu. Türkiye'nin neye ihtiyacı var diyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan diyor ki, Avrupa'yı 17. yüzyılda öne geçiren sermaye birikimi 12. yüzyılda başlayan bir süreçte devletlerin bilinçli iktisat politikalarını değil Avrupa'nın özel coğrafi şartlarından doğan toplumsal dinamizmin eseriydi. Sonradan devlet politikası oldu. Türkiye'de son 5-6 yılda reformları, Avrupa standartlarını, teknolojinin ekonomideki rolünü, tasarruf ve sermaye birikimini unuttuk. Kısa sürede oy getiren inşaat yatırımlarını ve tüketim ekonomisini körükledik. Orhan Bursalı ile aynı noktada. Mehmet Tezkan'a bakıyoruz. Mehmet Tezkan da Türkiye'nin hali Fenerbahçe BJK Beşiktaş maçı gibi. Fener'in de Beşiktaş'ın da imkanı çok, paraları pulları var. Milyon dolarlık futbolcuları var ama futbol yok. Her şey var ama olması gereken yok diyor Mehmet Tezkan da. İstikrarlı ekonomi için istikrarlı bir hükümet anlayışının olması gerekiyor diyor ve AKP'liler dolarını bozduracak mı sorusunu soruyor. Ne yaparsanız yapın dolarda kalmayın mesajı verildi. Bugün önemli. Cumhurbaşkanının bir sözüyle meydanları dolduranlar bugün dolarlarını bozduracak mı diye soruyor. Evet, telefon hattımızda Orhan Bursalı var. Ne dersiniz Sayın Bursalı, bugün dolarlar bozdurulur mu? Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Bilmiyorum. Allah kendi esnafını harekete geçirdi. Ben esnafın dolarlarının, esnafın kasalarında veyahut da bankalarında ne kadar dolar olduğunu bilmiyorum. Yastık altlarında da ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu konuda bankacıların bize bilgi vermesi lazım. Doğrusu böyle bir kampanya ile ne kadar dolar bozdurulur ve bu dolarlar, bozulacak dolarlar Türkiye ekonomisinin ihtiyacını karşılar mı, dolar kaçışını karşılar mı, doğrusu bilmiyorum. Yani eğer hiç bilmediğimiz mesela 10 milyar dolar, 20 milyar dolarlar böyle esnafın kasalarında ve bank hesaplarında varsa, ki o kadar da hiç sanmıyorum. O zaman bu hükümet için geçici bir kurtuluş olabilir. Öyle bir durumda bile, böyle bir varsayım gerçekleşmesi durumunda bile olacak olan şudur: Türkiye ekonomisinin o 5 milyar 10 milyar doları da yutup
berhava etmesi olacaktır. Yani yoksullaşmanın benim gördüğüm kadarıyla önünde herhangi bir engel neredeyse kalmamış gibidir. Çünkü bu krizin bir nedeni bugüne kadar har vurup harman savurmasıysa, taşa toprağa yatırım paraları dışarıdan gelen sermaye gömmesi ise, bir nedeni de siyasi istikrarsızlıktır. Siyasi tek parti yaşıyoruz ve onlar istiyorlar ki, diyorlar ki siyasi istikrar var. Hayır, şimdi, Türkiye'nin siyasi istikrar yok. Bu noktada, tek parti iktidar. Bu noktada Orhan Bey, bugün zaten doların hani frenlenmeyeceği merak edilirken başkanlık meselesi de merak ediliyor. Başkanlık paketi bu hafta meclise gelecek deniyor. AKP'nin niyeti üzerine işte 17 maddede başbakan ve cumhurbaşkanı ifadeleri bir anda değiştirilecek diye formüller üretildiği ifade ediliyor. Tüm bunlar da etkiliyor. Acaba parlamenter demokrasiden vazgeçmek de etkili mi, ne dersiniz? Şimdi tam da ben bu sorunuza gelecektim. Çok doğru bir soru. İkincisi, bir parlamenter demokrasi ve hukuk devletinden Türkiye epey uzaklaşmış durumda. Dünyanın şeyi de bu. Bizim de tespitlerimiz var. Hep uzun süre bunu söylüyoruz. Yani basın özgürlüğünün yerlerde süründüğü bir ülkedeyiz. Ve birçok büyük basına, ana medyaya hala operasyonlar çekilmekte. Ve bütün basın tek partinin ve tek reisin emirleri altında, onun politikaları doğrultusunda yayın yapmaya zorlanmaktadır. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Parlamenter demokrasi zaten bir ayağı aksak, demokrasi zaten işselleştirilememiş bir ülkedeyiz. Şimdi ise MHP'nin desteğiyle bu demokrasinin bence tabutuna bir çivi daha, belki de son bir çivi daha çakılıyor. Burada MHP demokrasiyi var olan kısmıyla bile mezara gömmeye hazırlanıyor ve büyük bir destek veriyor burada. Bugüne kadar bu iktidarın yaptıkları Türkiye'yi nereye götürdü, nereye getirdi? Bu çok önemli bir şey. Daha çok demokrasi mi oldu, demokratik bir ülke mi olduk? Daha çok hukuk devleti mi olduk? Daha çok özgür basın mı olduk? Bütün bunlar... Hepsinin düşünülmesi aslında gerekir değil mi? Halkın o sandık tabii eğer ki gelirse oraya giderken. Bu arada ekonomik istikrarsızlık derken, siyasi istikrara bakarken de bugün bir dosya hazırladı Mehmet Safan bizim için, Orhan Bursalı. Politik zikzaklar ülkesi Türkiye diyoruz. Biz de bu hatırlatmaları yapmak istiyoruz. Bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Sürekli değişiyor. Sizin de dikkatinizi çekmek istedim bu dosyayla ilgili. Paylaşımlarınız için, yorumlarınız, analizleriniz için teşekkür ediyoruz. Haftayı böylece görmüş olduk. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet, Orhan Bursalı'nın da vurguladığı gibi ekonomik istikrar ve siyasi istikrar derken sevgili izleyiciler, biz de Mehmet Safa'nın dosyasını getirelim ekrana. Politik zikzaklar ülkesi. Böyle istikrar olur mu? Bir öyle bir böyle. Niçin girdik? Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Mesele, toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik. Başka bir şey için değil. Fırat Kalkanı operasyonunun hedefi de herhangi bir ülke veya kişi değil. Sadece terör örgütleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin neden Suriye topraklarında operasyon yaptığına ilişkin bu iki birbirine zıt açıklamayı sadece iki gün arayla yaptı. Aynı konuda tamamen farklı yönde ifadeler kullanan Erdoğan bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de başbakanlığı döneminden itibaren defalarca çelişkili açıklamalar yapan Erdoğan'ın çelişkili sözlerini hatırlatmak, Türkiye'nin ne kadar kaygan bir zeminde üretilen politikalarla yönetildiği gerçeğini de ortaya koyuyor.
Son günlerin en yoğun gündem maddelerinden biri olan başkanlıkla ilgili olarak yıllar önce Mehmet Ali Biran'da konuşan Erdoğan, aynı program içinde kullandığı ifadeleri sadece birkaç dakika sonra inkar etmişti. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var. Gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Bir şey demedim. İdeolojiler konusunda da Erdoğan'ın bazı çelişkileri olduğu kendi sözleriyle ortaya çıkmıştı. Milliyetçilik, belli idealler, belli değerler etrafında buluşmak, bir gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, insanlığın tamamının huzur ve barışı adına tek yürek haline gelmektir. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Çözüm sürecinde Öcalan'la görüşülmesi konusunda da kafaları karıştıran Erdoğan, daha önce sert bir şekilde inkar ettiklerini yine kendi sözleriyle kabul etmişti. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu, anlaştığını ispat edemezseniz şerefsizsiniz. Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı daha önce Emre Bey döneminde de yine İmralı'ya gönderdim. Aynı şekilde Oslo'ya gönderdim. Emre Taner'i kastediyorum. Evet, Emre Taner'i kastediyorum. Daha sonra Hakan Bey döneminde de yine bu adımları İmralı'da da Oslo'da da attık. Erdoğan'ın birbirini tutmayan açıklamaları elbette ki bunlarla sınırlı değil ve FETÖ'den kaset komplolarına, özgürlüklerden yargı bağımsızlığına kadar birçok alanı kapsıyor. Erdoğan'ın kendiyle yaşadığı çelişkilerin hızına yetişebilmek için biz de biraz hızlanarak geçiyoruz. Hükümet interneti yasaklıyor, internete sansür getiriyor diye affedersiniz yaygara koparanlar. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet, evet, hepsini. Hukuk sistemine biz inanmazsak, biz güvenmezsek başkalarının inanmasını güvenmesini bekleyemeyiz. Yargı adil bir kararı verebilecek durumda değil. Çünkü yargıyı da o şekilde dizayn etmişler. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Ben Sayın Obama'yla da bu konuları görüştüm. Ne dediniz ona? Oradan da umutluyum. Gereken her şeyi söyledim. Ülkemdeki huzursuzluğun kaynağındaki kişi sizdedir dedim. Pensilvanya'dadır dedim. Bu kadar açık söyledim. O ne dedi? Ben de sizden gereğini bekliyorum dedim. İnsanın özeline karışıyorlar diyor. Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? İnternet düzenlemesiyle en başta siyasetin ve siyasi partilerin üzerindeki çok çirkin, çok ahlaksız bir tehdidi ortadan kaldırıyor. Evet, bir öyle bir böyle açıklamaları Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık döneminde içererek şaşırtan kamuoyunu o açıklamaları yan yana dizince tam anlamıyla ortaya çıkıyor zikzaklar. Şimdi dönüyoruz. Birleşik Kamu İş'e bağlı Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız'a. Sizin alanınızda sağlık sektörü de bir öyle bir böylelerden nasibini alan bir sektör oldu. Onları konuşacağız ağırlıklı evet. Olarak. Tekrar hoş geldiniz diyelim. En son... Geçen senenin rakamlarına bakıyorum. İşte ilaç tüketiminin artması, MR tomografi çekimlerindeki artışlar, ameliyatlardaki artışlar, zaman zaman hamileler gündeme geliyor ama hani sezeryanlı doğumlar, onun dışında da ameliyatlarda artış var. Hastanelerde kuyrukların arttığından söz ediliyor ve doktorların günde baktığı hasta sayısının arttığından söz ediliyor. Sağlık sektöründe ne oluyor? Sağlık sektörü gerçekten ülkede... Böyle zikzaklar görünüyor mu yani benim söylediğim gibi, oldukça, hani tanık olduğumuz daha gibi? Oldukça. Sağlık sektörü tabii ki yönetenleri aynı olduğu için siyasi gündemden daha farklı bir şekilde yönetilmiyor. Sağlık alanında birçok olumlu gibi gösterilen şeylerin aslında biz verilen sözlerin tutulmadığını... Ve devlet güvenilirliğini maalesef AKP hükümetiyle 14 yılda yerle bir edildiğini, kimsenin bir hukuki güvencesinin olmadığını, bugün
KHK'larla görüyoruz. Şimdi Zeki Hanım, hani KHK'lara gelince tabii işin siyasi boyutu var bir de. Şimdi maalesef o kadar çok siyasi tartışma yaşanıyor ki bu ülkede hiç sağlık sektörünü konuşamıyoruz. Aynen. Başlık başlık sizden rica edeceğiz. Dün de mesela olağanüstü hal koşullarının yaşandığı Türkiye'de ADD ile beraber Anıtkabir'e gittiniz. Şimdi kendi sorunlarınızı bırakıp ülke sorunlarıyla da ilgileniyorsunuz bir yandan. Belki kendi sorunlarınızı daha az görüyorsunuz. Daha az değerlendirme fırsatı buluyorsunuz. Ne dersiniz? KHK derken o hal ortamını nasıl yaşıyorsunuz? Hemen şöyle ifade edeyim. Biz sendikal çizgi anlamında bir duruşumuz var. Bu duruşumuz Cumhuriyet'ten yana. Cumhuriyeti savunan. Biz Cumhuriyeti neden savunuyoruz? Biz sağlıkla ilgili ülkemizde en ciddi altyapının oluşturulma süreci, biliyoruz Osmanlı sonrası Osmanlı'da devir olan sağlık personeli sayılarına baktığımızda adeta yok hükmünde sayılarda. Cumhuriyetle birlikte bir sağlık sistemi, halktan yana bir sağlık sistemi oluşturulmaya çalışılmış, bir saray ahalisine hizmet verenden ziyade halkçı bir sağlık politikası Cumhuriyet öncelemiş ve sosyal devlet anlayışına uygun bireylerin tümünü kapsayacak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde içine alan, hasta eden değil, hastalıkları engelleyen bir sağlık politikası izlemiş. Şimdi biz tabii ki bugün şunu görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da bugün biz yaşam hakkının askıya alındığı, yok edildiği bir ortamda ne bir emek mücadelesi verebiliriz, ne bir haktan bahsedebiliriz. Onun için meydanlara inmek istiyorsunuz ama valilik izin vermedi size. Anıtkabir'de maalesef, açıklama yapabildiniz. Maalesef biz her koşulda, yani gerek yetersiz personel sayısı olsun, gerek malzeme, çalışma koşullarındaki eksikliklere bakmaksızın, biz kamusal anlamda sorumluluğumuz diyoruz, bir kamu çalışanı olarak, kötü koşullarda olabileceğin en iyisi hizmet verme noktasında çaba harcıyor sahada yüz binlerce arkadaşımız. Buna rağmen asli görevi güvenliği sağlamak olan bizim en demokratik hakkımız, bugün her türlü saldırıyı basın tümden ellerinde. Yasama, yürütme, yargı. Ben bugün ülkemizde en ciddi sorun yargı bağımsızlığının olmaması. Reform, reform, reform denile denile ülkede hukuku bitirdiler. Ya itiraz ettiğiniz noktada yargıya gidemiyorsunuz gibi bir durumla karşıya kalıyorsunuz de, yani. Bugün yargı bir, geç gelen adalet adalet değildir. İkincisi, gerçekten 2003'te emsal olgusunu, emsal dava olgusunu ortadan kaldırarak aslında devletiyle yurttaşını karşı karşıya getiren bir AKP anlayışıyla biz bugün bunun sonucu, bu çöküşü yaşıyoruz. 15 Temmuz süreci de budur. Biz gene sağlık işi olarak şunu her zaman Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı demokratik, layık, sosyal hukuk devleti hepimizin güvencesi dedik. Ve biz bunlara birlikte sahip çıkmalıyız, ayrıştırmamalıyız. Bu birleştiren değerleri korumalıyız dedik. Ama ne yazık ki buna karşı çok ciddi bir şekilde Cumhuriyet yıkıcısı tavırlar içinde politikalar üretildi. Biz şunun sorumluluğunu taşıyoruz. Bu ülkenin kamu çalışanları mutlaka bizi var eden Cumhuriyeti hep birlikte savunmalıyız. Ülkemizde demokrasiyi, özgürlükleri sağlamadan haklarımızı asla almamız söz konusu değil. Bugün işte önce zemini kurtaracağız kesinlikle diyorsunuz. Yani üzerinde bugün yok. Bir vatanımız, vatanımızın birliği, ülkemizdeki toplumsal barış, özgürlükler olmadan sağlıklı bir tartışma, bugün sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşamıyoruz. Siyasi iktidarın ülkeyi getirdiği bu son noktadan.
Şimdi bir sendika olarak sağlık çalışanlarının sorunu deyince sağlık sektörünün sorunlarıyla beraber tabii paralel gidiyoruz. En son bir haber var. Mesela dün biz yaptık, ajanslara düşen bir haber. Adana'da özel bir tıp merkezinde acil serviste görevli bir doktora bir saldırı gerçekleşti. Vay efendim, tekmeli bir saldırı, ambulans çağırmadın diye. Bir izleyelim görüntüleri. Sağlık çalışanlarının sorunları derken Adana'dan gelen son görüntüye bakalım. Bu görüntü çok sık tekrarlanıyor üstelik Türkiye'de. Yine aynı görüntüler, yine sağlık çalışanına yönelik şiddet. Adana'da özel bir tıp merkezinin acil servisinde hasta yakınları doktora saldırdı. Acil servise getirilen 16 yaşındaki bir kızı muayene eden doktor Talip Yalım, hastanın yakınlarına acil bir durum olmadığını söyledi. Genç kızın durumunun psikiyatrik olduğunu belirten Yalım'a iddiaya göre hasta yakınları tepki gösterdi. Hastalarının ambulans çağrılarak tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesini isteyen genç kızın yakınlarıyla doktor arasında arbede çıktı. Hasta yakınlarından biri Talip Yalım'a iki kez tekme attıktan sonra kaçtı. Görüntüler ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan doktor saldırgandan şikayetçi olurken polis de kameralara yansıyan görüntülerden eşkali belirlenen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evet sevgili izleyiciler, bu görüntü Adana'dan geldi. Üçünde Ankara'da yaşam tehlikesi var, bir doktor saldırıya uğradı. İstanbul'da hemen ardından İstanbul'dan bir haber geldi. Yine bir doktora yönelik saldırı. Ne oluyor hastanelerde? Doktorlara, yani sağlık çalışanlarına niye saldırıyor insanlar? Demek ki sistemde bir problem var ki bu kadar yoğun. Arda arda 3 ayrı olay 2 gün arayla. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Zeki Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zeki'ye bacaksız problemi söyleyecek bize. Hafta sonunu yoğun geçirdik. Cumartesi günü Adana'da CHP'nin mitingi vardı. Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz dedi CHP'liler Adana'da. Dün Ankara'da ADD'liler Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Birleşik Kamu İş'le beraber Anıtkabir'e gittiler. Başkanlık sistemi istemiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini istiyoruz, parlamenter sistem istiyoruz diye. Ve demokratlar da yine Ankara'da dün Anadolu buluşması çok zengin sahnelere bize gösterdi ve önemli mesajlar verdi sevgili izleyiciler, birlik beraberlik ruhunu, onu getirelim ekrana. İşte Ankara Arena spor salonunda yine çok anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Hemşeri dernek ve federasyonlarının Ankara'da ortaklaşa düzenlediği Büyük Anadolu Buluşması, Ankara Çankaya Belediyesi ve Yeni Mahalle Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. İzmir Bayraklı Belediyesi de büyük buluşmaya katılım sağlarken Halk TV ve Özgür Radyo'da etkinliğe destek verdi. Halk TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor şu anda program. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Aydos, Kızılırmak, Kars Demokrat ve Çorum Hitit derneklerinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe katılım yoğun oldu, salon hınca hınç doldu. Dört federasyon ortak bir bildiri sunarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bizleri bu ülkede bütün kimliklerin ve kültürlerin kardeşçe ve barış içinde özgürce yaşamaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Binlerce kişinin katılım gösterdiği etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da katıldı. Büyük buluşmada Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen konuşma yaptı. Ben de hem Mustafa Kemal'in askeriyim, hem onun belediye başkanıyım. Çankaya sizinle gurur duyuyor. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da buluşmada kalabalığa hitap etti. Niye geldiğimizi, niçin geldiğimizi iyi biliyoruz. Biz bu cumhuriyeti zor kurduk. Bu devleti zor kurtardık.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ışıklı yolda yürüyeceğimizin kararlılığını belirtmeye geldik. Etkinlikte konuşma yapan bir diğer belediye başkanı da İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'dı. Karabağ'da demokrasi vurgusu yaptı. Bütün demokratik kitle örgütleri, dernekler ve odalar hep beraber sendikalarla birlikte demokrasi mücadelesini ölümüne vermek zorundayız. Ölümüne demokrasi, ölümüne cumhuriyet, ölümüne Atatürk, ölümüne Türkiye. Büyük Anadolu buluşması Halk TV'den de canlı yayınlandı. Şu anda Halk TV'den canlı olarak yayınlanıyor bu program ve bize desteğini esirgemeyen Halk TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Halk TV Genel Müdürü Sayın Şaban Sevinç de bizlerle beraber. Büyük Anadolu buluşmasında Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç de alkışlarla sahneye davet edildi. Katılımın yoğun olduğu Büyük Anadolu buluşması konuşmaların ardından konserlerle devam etti. Grup Abdal, Nazlı Öksüz, Mustafa Özarslan, Sabahat Akkiraz, Musa Eroğlu, Erdem Şimşek ve Koray Avcı büyük buluşmada katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Evet, dolu dolu bir salon. Türkiye'nin birlik ve beraberliği yansıdı dün Ankara Arena'dan Türkiye'ye sevgili izleyiciler. Şimdi konumuza dönelim. Doktorlar ard arda 2 gün arayla Ankara'da, İstanbul'da ve Adana'da sağlık çalışanları saldırıya uğradılar ve bu çok sık tekrarlanmaya başladı. Bunun nedenini konuşuyoruz. Neden? Sistemden kaynaklı. Doktorların çok fazla hasta mı ziyaretiyle karşı karşıya kalmaları, doktorla hastanın karşı karşıya kalmasındaki başka etkenler neler? Genel Başkanı Zeki Bacaksız anlatıyor bize sevgili izleyiciler. Önce şunu ifade edelim. Bir kere hastanelerde kuyrukların arttığını, günde 150 hastaya bakar duruma geldiklerini, özel hastanelerde katkı payının 200'e çıktığını, yani sağlıkta dönüşümün alarm verdiğini gösteriyor sistem bize. Neler ekleyeceksiniz? Neden saldırıya uğruyor sağlık çalışanları? Sağlıkta şiddet bir sonuçtur. Esas sebebi, yani kaynağını kurutmak gerekiyor. Sağlıkta dönüşümün, sağlıkta ölüm demek olduğunu biz daha sağlıkta... Yani AKP'nin gündeme getirdiği dönüşüm, ölüm. Aynen. Bu hem... Hastanın mı? Hastanın da, çalışanın da. Ne anlamda? Bugün karşılıklı birbirlerine artık şiddet uygulayan, tedavi alınması gereken yerlerde bugün şiddetten bahsediliyor. Bugün öldürme ile sonuçlanan bir sağlıkta dönüşüm getirildiği bir nokta var. Biz şimdi sağlıkta dönüşüm derken biz sağlıkta şiddeti mutlaka bir sonuç olarak görmeliyiz. Bunun temeline gidersek ta 1970'lerde ulus ötesi sermayenin içinde bulunduğu küresel sermayenin darboğazı aşmak için kendine Dünya Bankası gibi finansörler aracılığı ile oluşturduğu bir piyasalaşan sağlık hizmeti. Bunu dünyanın birçok yerinde uygulanan bir şey. İlk defa bizde uygulanmıyor ve uygulandığı ülkelerde de aynı sorunları yaşanıyor. Bu AKP'nin kendi başına yaptığı bir şey değil, ona verilmiş küresel bir politikadır bu. Ve kar amaçlıdır, kar odaklıdır ve tüketimi hedefler. Burada bizim sağlığa bakışımız koruyucudur. Hasta etmeyen bir sağlık hizmetidir. Ama bugün ulus ötesi sermayeyi kendi darboğazını aşmak için geliştirdiği politikalarla biz ülkemizde hem halkımıza nitelikli sağlık... tüketici haline mi geldik sağlık tabii ki, alanında? Tabii ki. Ama başlangıç itibariyle çok böyle bir herkes özel hastaneye gidiyor vesaire, evet, diye bir tanıtım, evet, hala, evet, sürüyor ve insanlar memnun diye biliyoruz. Bu memnuniyetsizlik var ki birileri de saldırıya uğruyor. Tabii ki. Şimdi dışarıdan görünenle içeride yaşanılan çok farklı. Sağlık hizmetini, niteliğini ve içeriğini değerlendirmek için o hizmetin
bizzat sunanı olmalısınız. Ve yapılan düzenlemelerde de mutlaka bu kesimler içinde olmalı. Olmadığı için. Yani sizlere sorulmuyor, sendikalara, odalara vesaire sorulmuyor. Yani sorulduysa da yandaş sendikalarına sorulmuyor. Yani onlar bir figür olarak, dekor olarak. Destekliyorlar zaten her şekilde. Tabii özelleştirmeyi savunan bir sağlık sendikası olabilir mi? Yani biz sağlığa kamusal hizmet olarak bakıyoruz. Devletin asli görevidir diyoruz. Bugün devlet asli görevini özel sektör eliyle görmek istiyor. Ve özel sektörde kar hedefliyor. Bunu hedeflerken de hem meslekleri yok ediyor, ucuz iş gücünü çeviriyor, hem de itibarsızlaştırıyor. Şimdi reklam arasında da konuşurken özellikle kamuoyundaki üslubun, siyasetteki üslubun kamuoyunu da etkilediğini ifade etmiştiniz. Evet. Bir yandan da şiddeti artıran o üsluplar da galiba, evet, anladığım, evet, kadarıyla. Evet. Biz görüyoruz sağlık bakanları, Recep Akdağ olsun, Mehmet Müezzinoğlu olsun. Bu kullanılan dil halka adeta sağlık personelinin denetleyen bir görev veriyor. Oysa sağlık personelinin ya da kamu çalışanlarının nasıl denetleneceği mevzuatlarla düzenlenmiştir. Yasalarla, yönetmeliklerle, yönergelerle işlerini nasıl göreceği, idari sistemi vardır. Üslup nasıl etkiliyor Zeki Hanım? Şiddeti çağrıştırıyor. Sen kimsin? En son dün sanırım başbakandı. Başbakan tabii geç mevzuatı falan, mevzuatı bırak işine bak diyebiliyor bir bakana. Oysa bir devlet yönetilirken anayasayla, yasayla, yönetmelikle bir mevzuatı olur bu işi. Peki o zaman kafaya şey mi oluyor yani, işte yurttaşta doktora sen kim oluyorsun falan mı diyor yani? Aynen, sen benim kim olduğumu biliyor musunla başlıyor. Şiddetin ilk cümlesi budur. Sen kimsin? Bu gücü nereden alıyor? Biz bugün kamu çalışanları, siyaset, yandaş sendika ve hükümet baskısı altında ciddi şekilde ezilmektedir. Bugün sağlık çalışanlarının çalışma alanlarında hem yöneticilerden, kamu hastane birlikleriyle, halk sağlığı kurum başkanlıklarıyla zaten paramparça edilen bir yapı var. Ve burada her gün çıkan, yeni adı yeni ama her gün sağlığı daha da içinden çıkılmaz hale getiren, akşamdan sabaha sürekli bir resmi gazete furyası. İnsanlar bugün sağlıklı bir ortamda düşünemez, araştıramaz. Maalesef. Durum bu. Alarm veriyor yani diyorsunuz ki sonuçta bu değişim sistemi. Kesinlikle. Şimdi toparlayalım isterseniz, bir başka konuya geçeceğim. Çünkü bugün aynı zamanda önemli bir gün. Türk kadınına seçme hakkı verilmesinin yıl dönümü. Bir videomuz var. Onu ekrana taşıyalım. Süremizin sonuna doğru yaklaştık. 2-3 cümlede buraya edelim isteriz. 5 Aralık 1934'te. Sevgili izleyiciler, kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliği gündeme gelmişti. O zaman işte 1934 yılında Avrupa'dan, yani medeni olarak nitelendirilen çağdaş ülkelerin içerisinde dünyanın bütün Amerika olsun, İngiltere olsun ülkelerinden çok daha ileride Türk kadınına seçme seçilme hakkı verildi. Acaba ne kadar kullanıyoruz tartışılır. Hak verilmez, alınır çünkü mücadele etmeden aldı kadınlar bu hakkı, belki ondan dolayı. Ama ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce hazırladığı bir video vardı. Onu rastladık da onu yayınlayalım isteriz şimdi. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin? Mustafa Kemal Atatürk. 5 Aralık 1934 günü kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. 1 Mart 1935 günü yapılan seçimlerde ilk kez 18 kadın milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini aldı. Evet, bu hakkı daha iyi kullanabilme dileğiyle diyelim. Ne dersiniz Zeki Hanım? Kesinlikle bu bizim için yaşamsal değerde bir şeydir. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk
bizi bir yurttaş, bir insan, bugün Arabistan'da kadın insan mıdır diye tartışmaların olduğu yerde, bugün çok ileri düzeyde denilen Avrupa ülkelerinden çok çok daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiş, eşit yurttaş olarak tanımlayan gerekli yasal düzenlemeleri yapmıştır. O nedenle biz Cumhuriyet kadınları olarak... Sendikada katılım nasıl? Mesela merak ettim, sizin sendikada katılım nasıl? Kadınların hani nihayetinde bir örgütlülük adına varlığı ne durumda? Tabii ki şu anda çalışma koşulları itibarıyla iş kolumuzda ağırlıklı kesim kadın. Ama ülkemizdeki kadına bakış açısı, özellikle son yıllardaki tahribat ve iş kolundaki iş yükünün artmasıyla birlikte kadını biz daha çok mücadele alanında görmek istiyoruz. Biz de bunun örneğiyiz ve bulunduğumuz kendi sendikamızdaki örgütlenmede mutlaka kadının olması gerektiğine inanıyoruz. Kadın olmadan asla bir başarı sağlanmaz. Çünkü toplumu yetiştiren kadındır. Kadının el vermediği, ki ulusal kurtuluş mücadelemizde böyledir. Kadın yoksa başarı kazanılması mümkün değildir. O nedenle bizim eylem ve etkinliklerimizde sıklıkla kadın üyelerimiz görülür ama gönül ister ki yaşamı, daha fazla olsun değil mi? Siyasete de katılsın. Birlikte şimdi paylaşın. En son zaten kadının gücünü kimse yadsıyamaz. Cinsel istismar önergesinin geri çekilmesinde o varlığını gösterdi. Dileriz ki toplumdaki bütün problemlerde, bütün alanlarda kadını daha fazla görelim. O zaman değiştiğini de göreceğiz toplumun. Bu arada çok sayıda broşür getirmişti Zekiye Hanım. Zekiye Bacaksız, çok teşekkür ediyoruz. Siz önerilerinizi o broşürlerle hemen bir hızlıca gösterin lütfen. Şimdi biz sağlık iş kolunda... Vaktimiz yok, süremizin sonuna geldik. Görsel olarak görelim lütfen. Evet, yıpranma pay hakkı AKP iktidarının zikzaklarındandır. Bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bu iş tamamdır. Sağlık personeline yıpranma pay hakkı verilecektir, hayırlı olsun demiştir. Yıl 2016. 2013'ten bekliyoruz diyorsunuz. Bekliyoruz. Hala. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ve kanun teklifimizi verdik bu konuda. Döner sermaye ve ek ödemeler en ciddi sorun. Bunun da oylansın diyoruz. Gerekli onu çalışmaları meclise sunulmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Reklama gitmemiz gerekiyor. Bir başka yayında yine sorunları ve beklentilerinizi sunmuş oluruz. Sesiniz oluruz genel sağlık işinde. Diğer sendika ve odalarda, meslek gruplarında olduğu gibi. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Günün sıcak gelişmelerini yansıtacağız. Hoşçakalın şimdilik. Bizden ayrılmayın diyoruz ama sakın ha. Reklamlardan sonra karşınızdayız.